herkesin kolunda saati görünce saatleri ben tamir edebilirim dedim. O şekilde başladım. O zaman saatler genelde kurmalı, otomatik cep saatleri vardı. Şimdiki pilli saatler çok yoktu. Abim okutmak istemedi. Babam yoktu. Babam olmadığı için illaki bir sanata gitmem lazımdı. Yani yoksa okurdum. Birden beşe kadar okulda hep birinciydim. Ama ilk babam rahmetli olduğu için abim de okutmak istemedi. Sanata vermek istedi. Ben de bir sanat olacak, o zaman saatçilik olsun dedim. Saatçiliğe başladım. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. Zor bir meslek. Hele benim yaptığım iş daha zor bir şey. Ben birçok parçaları olmayan parçaları kendim yapıyorum. Yoksa saatim, söküm, takım bunlar şey değil. Bunlar normal kişiler de yapabilir. Ama ben bir saatin parçası eksikse veya kırıksa ben ona parça yapıyorum. Yani bu herkesin yapacağı bir şey değil. O yüzden benim için çok zor. Çıraklık. 12 yaşında çok bir şeye aklın yetmiyor ama dediğim gibi saati sevdiğim için ustanın yanında 2 yıl baktım. Hiç saat yapmadım. Ustam saat yapımını bana göstermedi. Yani elime iş verip yaptırmadı. Ben de o ustanın yanından çıktım. Başka bir ustanın yanına girdim. Girdiğim yerde kalfa gibi başladım. Yani elime hiç saat almadım, hiç saat yapmadım ama kalfa gibi başladım. Çünkü gözümle öğrendim bu işi. Çimenlere 3 çay, biri açık. Saatçilik mesleği biraz eski sevmekle başlar. Ben sadece saat değil, eski antika olan her şeyi seviyorum. O yüzden de biraz daha eski, yapılmayan saatlere yöneldim. Yani Türkiye'de sayılı ustalar içindeyiz. Kimsenin yapmadığını yapmaya başladık. O yüzden de bizim dediğim gibi birçok kişinin yapamadığı işi biz yapıyoruz. 100-150 yıl aşkın Osmanlılar var, eski priyor dediğimiz saatler var. Onları yani biz ustalarımız eline bile almamış. Birçok görmemişler bile. Ama ben onları tamir ediyorum. Bir arkadaşım bir cep saati göndermiş bana, saatçi arkadaşım. 8-10 tane saatçi gezmiş bu müşterimiz. Hiç kimse biz yapamazdık. Elini almamışlar. Dedim bunu bir kişi yapacak mutlaka. O da ben olayım dedim. Aldım, yaptım. Ondan sonra arkası geldi zaten. Avrupa'da çok eski saat var. Çünkü Türkiye olarak biz hiç saat yapmamışız. Sadece 1977-78'de bir Erben diye bir marka saat çıkarttı, duvar saati. O da tutmadı, olmadı. Yoksa ondan önce hiç saat yapmamışız. İsviçre'de bunlar evlerde yapılmış bu saatler. Biz hiçbir şey yapamamışız. 1900'lerde, 1800'lü yılların ortalarında adam ailesiyle evde saat yapmış. Baba, elindeki ne? Yani bizim gibi söküyüm, takayım, tamir edeyim. Öyle bir şey yok Avrupa'da. Tamir olayı bizim Türkiye'de. Sadece orada pil takarlar. Pil, kordon, ufak tefek şeyler yani. Bizim burada bir çırağın yaptığı işi yapıyor saatçiler orada. Bu işte çok bir para kazandın mı dersen çok bir para kazanmadım. Ama bu dediğim gibi bu işi ben çok çok severek yapıyorum.
Yani çok zengin olsam yine bu işi yapardım. Eskiden daha iyiydi. Eskiden daha iyiydi. Niye daha iyiydi? Cep telefonu çıkmadan önce saatçilik mesleği daha güzeldi. Çünkü herkesin kolunda bir saat mutlaka olurdu. Ama cep telefonu çıktıktan sonra saatçiliği biraz tabii geriletti. Ama biz eskiyi yaptığımız için bizimkinde artış oldu, gerileme olmadı. Ama birçok meslektaşım şikayetçi. Benden küçük saatçi herhalde Kayseri'de yok diyebilirim. Hep benden büyüktür saatçiler. Mesleğimiz benden 2-3 yaş küçük olan usta arkadaşlarımız. Yani biz son dönemik ya. Bizden sonra saatçi yok. Yani illa da ya bir üniversite gibi bir çırak yetişme şeysi açılacak. Usta olmadığı için saat yapılmayacak. Yani saatin sesi ayrı bir insana şey veriyor. Böyle tık 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 tık. Çalışırsa masaya koy, şöyle dinle, uykun gelir, uyursun. Ama şöyle çalışmazsa saat ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Kayseri'de iyi bir usta varmış diye Türkiye'yi boş ver. Yurt dışından bile tamir geliyor. Avrupacı arkadaşlarımız orada biriktiriyorlar. Gelirken getiriyorlar, tamir ediyorum, tekrar gönderiyorlar. Türkiye'nin birçok yerinden tamir geliyor. Tabii ki ismimiz birçok yerde duyuldu yani. Kargoları açamıyorum, yetişemiyorum yani. Kargolar sırada bekliyor. Ben Kayseri dışına çıkmak istemedim. Yoksa İstanbul'a da giderdim, daha büyük şehirlere de giderdim. Orada ben çok güzel işleri de yapacağımı biliyordum ama dediğim gibi memleketimiz, burada doğduk, büyüdük. O yüzden burayı ben çok seviyorum. Yani Avrupa'nın birçok ülkesine de gittim ama Türkiye'nin de hemen hemen her şehrini gezdim. İşte ne bileyim, dediğim gibi Kayseri'yi çok sevdiğim için hiçbir yerde böyle kalmak istemedim. Usta belgeselini sundu.